Selamlar herkese. Bugün size B&Q'den sesleniyoruz. Burada banyo aksesuarları, trendde olan aksesuarları bilgi vermeye çalışacağım. Maskesiz olmuyor biliyorsunuz. İlk önce maskenizi takmamız gerekiyor. B&Q otoparkına geldim, arabayı buraya bıraktım. İlk lockdown olduğu zaman burada sıra vardı ama artık sıra, kuyruk diye bir şey kalmamış. Asansör de kullanabilirsiniz ama ben asansörü kullanmayacağım. Buradan şöyle devam edeceğim merdivenden. Dekorasyon için kullanacağınız malzemelerden, tamirat için kullanacağınız malzemelere kadar her şey bulunmakta burada. Gerçi buraya bunun için gelmedik ama evet. Şöyle göstereyim size. Şurada daha farklı. Tile'ları. Metrekare fiyatı 13 pound. White plain, gross decor dedikleri. Kalın çizgili geçiyor. Şu şekilde. Fotoğrafta göreceğiniz seramikten bu. Birazcık daha farklı. Bu da Erdoğan. Beyaz renkli. Kare şeklinde geçen ebatlar daha farklı ve de bu cam, glass diyor, seramik. Birazcık daha dikkatli olmak lazım tabii bunun için. Gri ve siyah, beyaz kontrast renkler İçermekte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani ne yapmışlar şurada? Havlu kullanmış. Duşakabini camla ayırtaç kullanmış arkadaşlar. Paravan kullanmış. Gördüğünüz gibi içeride bir de bathtub dedikleri küvet bulunmakta. Demek istediğim, banyonuzu şu şekilde çiçeklerle şenlendirebilirsiniz. Daha güzel, daha aynı zamanda görüyorsunuz. Yukarıdaki resimde güzel frame dedikleri İngilizce çerçevelerle, aynalarla. Çünkü rutubetli alanlarda cam kullanmanız gerçekten çok faydalı olacak. Rutubeti azaltacak arkadaşlar. Cam ürün kullanmayı, vazoları, aynaları, çerçeveleri, camlı çerçeveleri kullanmanız size faydası olacak arkadaşlar. Onları kullanarak rutubeti düşürebilirsiniz. Hem ısıtıcı hem de havluluklar arkadaşlar. Şöyle metalleri bulmakta. Bunların fiyatları ve boyutları bu şekilde bakalım. Hem ısıtıcı hem de havluluklar arkadaşlar. Şöyle metalleri bulmakta. Bunların fiyatları bu 59 pound. 349 watt enerjili. High quality diyor. Chrome finish. Chrome finish. Bu beyaz chrome kaplama. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi radyatör de kullanmış. Burada. Havlu ısıtıcı. Chrome ve white kaplama. Elegant design. Bu elektrikli bunlar. Şöyle üstte gördüğünüz gibi termostatla ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde ayarını yapabiliyorsunuz. Altta da elektrik şöyle görüyorsunuz. Radyatör gibi herhalde orada havalandırması. Beyaz. 149 poundmuş bunun fiyatı. Ve 1500 wattmış arkadaşlar. Bayağı yüksek. Bu bayağı bir elektrik harcayacaktır. Türk dizayner olabilir bunlar. Bunlara bir bakmak lazım. Şöyle gördüğünüz gibi 500 wattlık 64. Bunlar da böyle radyatörlü. Banyo için kullanabileceğiniz perdelerde burada gördüğünüz gibi. Evet, bunlar plastik. Dışarıya su geçirmez. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Renkli. Evet, bayağı da geniş. Ebatlarını ona göre alabileceğiniz. Fiyatları da 12 pound. 7 pound'dan 12 pound'a kadar var değişik renklerde. Ufak. Ama
Dizaynı çok tatlı. Şöyle sepet şeklinde. Çamaşırlıklar, sepet şeklinde çamaşırlıklar. Plastik. Evet. Knit Collection diyor. Böyle örme collection adını vermişler. Misty Blue'ymuş bunun rengi. Bu renk arkadaşlar Misty Blue'ymuş. Knit markasıyla. Banyoda şu şekilde. Havlularınızı, parfümlerinizi, şampuan ve losyonlarınızı bu şekilde bunun içinde saklayabiliyorsunuz. Değişik sabun, sıvı sabunlar için şöyle cam tarzı, 4 poundmuş bunun fiyatı, Levis'miş markası, şu bu Palmi'ymiş markası, bu 2 pound. Güzel renklerde, çok zarif dizaynı var. Devam ediyor. Şimdi bu İngiltere'de bu şekilde, çoğu yerde bu şekilde, sıcak, soğuk. Yani bunu açıyorsunuz, bunu açıyorsunuz. Ve ılık gelmesini istiyorsanız bunu, hem de bunu ayarlayıp ortada, şöyle ortada elinizi birleştirerek, şöyle söyleyeyim, elinizi birleştirerek şey yapmanız lazım, dengeyi bulmanız lazım. Yani ikisinin şu şekilde bir geldiği, şöyle göstereyim size. Şu şekilde ikisinin bir geldiği musluklar yok çoğu evde. Bu şekilde yani. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bizde öyle değil. Bizde şöyle sağa döndürürsünüz, sola döndürürsünüz. Buradan ayarlarsınız. Ilıklığını ayarlarsınız değil mi? Suyu sıcaklığını ayarlarsınız. Öyle değil. Burada İngiltere'de böyle değil arkadaşlar. Burada çift. Soğuk ayrı, sıcak ayrı. Tuvalette yerde kullanacağınız mat dedikleri matlar. Biz bunlara halı diyoruz herhalde. Banyo halıları. Kuru tutuyor banyoyu. Bunlar da güzel. Evet. Bir de İngiltere'de bayağı kullanılan elektrikli şofbenler bunlar. Triton marka. Aynı zamanda yanında da Mira marka. Elektrikli şofbenler. Bunlar da çok sıklıkla kullanılıyor. Ben bir önce kaldığım evde 10 sene boyunca kullandım. Sadece bir defa bozuldu. Bayağı da uzun süre Triton markayı kullanmıştık, hatırlıyorum. Fiyat aralığı 65'ten şöyle Triton'un 200 pound'a kadar gördüğüm kadarıyla var. 100 pound, 120 pound şu anda görüyorum. En fazla da şunu gördüm. Bu da 220 pound. Plastik rubber mı? Yok, plastik arkadaşlar. Plastik. İşte rahatlıkla temizleyebilirsiniz tabii. İçlerini rahatlıkla temizleyebileceğiniz şeyler. Küvetler. Akrilikler. Şöyle gördüğünüz akrilik küvetler. Şu küvet 79 poundmuş arkadaşlar. 79. Küvetler. Şu küvet 79 poundmuş arkadaşlar. 79 pound. Evet. Yani şu 110 pound. Kup, bu da 160 pound. Duşluk paravanları. 75 pound. 60 pound. 75 pound. Değişiyor. Ebatları 1500 mm, 1400 mm. Şöyle gördüğünüz gibi kalınlıkları. Bunlar tabii hepsi glass, hepsi cam, silver. Yanında çerçeveleri var. Bunlarda şunda çerçeve yok mesela. Bunda çerçeve yok. Easy to clean diye almış. Kolaylıkla temizlenebilir. Anti limes. Bunlar üzerlerinde leke, bu su lekeleri kalmıyor. Bu sudan oluşan tortular kalmıyor diyor. Şöyle paneller. Şöyle uzaktan ben size şu şekilde bir göstermek isterim. Şimdilik gezimi burada bitiriyorum ve çıkıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar
Bastırma merdivenlerinden aşağıdır yine. Bu uğraşlardan bir tanesi de evde kendi ufak çaplı dekorasyonlar da olabilir. Görüşmek üzere.